merak etme şekerim dedim. Aa, yapar şekerim dedim. Bam bam bam. Fat bir tanesini deviriyor. Çocuklar yavaş. Hmm, çok sevindim şekerim dedi. Hiç hayatımda böyle bir şey görmedim şekerim. Ya bu ver şekerim. Çok deli gördüm ama Haldun Hoca. Vurdu çöp denetesine. Pat diye açtı kapıları. Evet. Kahkahalar, şampanya. Dedim ki ben neyin içindeyim şu an? Al ulan kravatı dağıtalım. Zaten vermediler orayı, bir ses sor. Aman Allah'ım 94. Ah dur bir dakika. Tık, tık, tık. Olmadı şekerim, bir daha deneyelim, bir daha deneyelim falan derken. Şekerim sen de oynayacaksan oyna artık dedi. Söylersin şekerim dedi. Kapattık onu. Ve Haldun. Vallahi onu bunu bilmem yaparsın şekerim. Ay dedi. Haldun. Haldun dedi. Haldun abi gel. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı karşınızdayız sevgili seyirciler. Müzikal deyince, bulvar komedisi deyince, hatta çoğu zaman tiyatro deyince akla hemen Haldun Dormen gelir. Tam tiyatro adamı. Tiyatroyu saydırdı. Sevdirirken saydırdı. Bence Türk tiyatrosunun kurucularından biri de Haldun Dormen'dir. Bu sözler bana ait değil. Bu sözler büyük şair Cemal Süreya'ya ait. Büyük şair söylediklerinin fazlası var, azı yok. Bugün az önce konuştuğum açısından çok önemli bir gün. Benim gazetecilik kariyerim açısından da çok onur verici bir gün. Çünkü bu stüdyolarda çok değerli, çok önemli birini ağırlıyoruz. Fragmanın belgeselinden de belgeselin fragmanından da anlayacağınız gibi konuğumuz Türk tiyatrosunun dev ismi Haldun Dormen. Haldun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref verdiniz. Ya ben çok teşekkür ederim. Bu röportajı yapma imkanı verdiğiniz için bana önce çok teşekkür ederim. Ben de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gülben olacak. Gülben nerede? Birazdan Gülben'de geliyor. Bugün programda sevgili seyirciler tek başıma değilim. Programda bir partnerim var. Aslında bu programda konuk olacak bir büyük sanatçı. Çok benim de çok sevdiğim bir arkadaşım Gülben Ergen. Az sonra burada olacak. Programı birlikte yapacağız. Haldun Bey'i birlikte ağırlayacağız. Ama programı açarken Haldun Bey'le açalım istedim. Çok kısa bir süre sonra Gülben de bizle beraber olacak. Röportajı birlikte yapacağız. Sizi birlikte ağırlayacağız. Umarım daha doğrusu. Bekliyorum. belgeselde yaparsın şekerim. Bir kere yaparsın şekerim. Yaparsın şekerim. Nereden geldi şekerim? Alışkanlık. Böyle bir belirgin bir şey değil. Yaparsın şekerim. Ben herkese şekerim derim çünkü. Çünkü herkesten samimi olmaya çalışırım. Herkesten samimi olmaya çalışırken de canım şekerim filan gibi laflar. Şeyde Yıldız Kentler'de canikom der mesela. Ya evet. Ben şekerim derim. Ve şekerim benim şeyim oldu. Yaparsın şekerim çok aslında slogan. Yani tam sizin belki de sizin hayatınızın başlığı atılacaksa eğer yaparsın şekerim sahiden Selçuk Metin'i tebrik ediyoruz. Evet evet güzel bir şey bulmuş. Duygu Bey diyor ki belgeselde sizin çok yıllarca yakın çalışma arkadaşlarınızdan bir tanesi Haldun olmasaydı tiyatrocu olmayacak bir sürü insan tiyatrocu oldu diyor. O doğru. Akıllarında yoktu yani birçok insan aklında yoktu. Benim zorlamamla benim onlara güven vermemle oldular. Siz nasıl anlıyorsunuz kimden tiyatrocu olacağını, kimden aktör, aktrist olacağını? Nedir sizde o cevheri? Böyle temelde iki tane şey sayın desem ilk ne söylersiniz bana? Aslına bakarsanız böyle bir cevherim yok. Tesadüfler. Karşıma çıkan insanlarda şeye tiyatro merak olduğu hissettiklerimi biraz daha güçlendiriyorum. Sizin hikayeniz galiba babanıza mektubunuzla başlıyor tiyatro anlamında. Benim hikayem doğumdan başlıyor. tabii ama bizim dev Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun Cemal Süreyya'nın deyişiyle... Kurucularından bir tanesinin tiyatro ile hikayesi babasına yazdığı bir mektupla başlıyor. Varlıklı bir babanız, bir aileniz var, bir iş insanı babanız. Sizin de aslında tiyatrocu olmanız beklenmiyor. Babanızın işlerini devralacak ve daha sonrasında bir iş insanı olacak bir genç adayısınız siz. Ama bir mektup yazılıyor. Nasıl iş insanı olacaktım onu bilmiyordum. Evet babama mektup yazmak zorunda hissettim. Çünkü herkes biliyordu tiyatrocu olmak istediğimi. Kız kardeşim dahil. Bir tek babamla annem bilmiyordu. Ben de üniversiteye mektup yazmış, kabul edilmiş hocaların vasıtasıyla. Yani tedrisatın başlamak üzere. Yalnız babama vererek nasıl gideceğim? O bir Amerika seyahati vardı, işleri vardı Amerika'da gitti. Babam uzun bir mektup yazdım. Belgeselde var o mektup. Var. Onunla başlıyor hatta. Evet. Bayağı aklı başta mektup yazmışım. Bakıyorum şimdi de yani 20 yaşında bir çocuğun yazacağı bir mektup gibi değil. Durmuş olmuş bir adamı yazacağım mektup gibi. Babam da bana Allah rahmet eylesin çok bedeli bir adamdı. Çok şey bir adamdı. Çok güzel bir cevap verdi. Kabul etti benim şeyimi. Siz diyorsunuz ki ben tiyatro
tiyatrocu olmak istiyorum. İstiyorum ki bu cemiyetteki tiyatrocular, sanatçılar da saygıyla anılsın. Saygı gören insanlar olsun. Bu meslek, bu toplumu saygıdeğer mesleklerinden biri olsun. Bu yola baş koyacağım diyorsunuz. Babanız size ne cevap veriyor? Babam saygıyla karşıladı bu laflarımı. Bir tek şey herhalde çok önemli bir şey, önemli olan. Ol ama en iyisi ol. Yani 20 yaşındaki bir çocuğun yolunu açmak için çok güzel bir şeydi. Bir laftı. Ben de en iyisi olmaya çalıştım işte. Çalıştınız mı? Oldu inşallah. Şüphesiz öylesiniz. İnsanlar, sizin hayatınıza dokunan insanlar hep aynı şeyi söylüyorlar. Ben Nevra Hanım'dan duymuştum, değerli Nevra Serezi'den. Diyor ki Haldun'un ekolü ve prensipleri vardır. Nevra Hanım'dan öğreniyoruz ki bunlar sahneden 2 saat önce gelinir. Oyun öncesi alkol alınmaz. Sahnede düzeni bozacak espri tuluat yoktur, yapılmaz. Tüm ekip aynı otobüs, aynı otelde kalır. Evet, o da, o çok önemli, o çok önemli. Ben hayatımda kimden ayrı bir yerde kalmadım. Yani mesela Kıbrıs'a giderdik, Kıbrıs sonrasında giderdik. Kıbrıs'ta benim akrabalarım var. Babamdan dolayı, babam Kıbrıs'ta çünkü. Kıbrıs doğulu. Ama ben yine onların aynı yerde kalırdım. Akrabalarımda kalmazdım yani. Çok ısrar edersin, bir gece falan kalırdım. Başrol oyuncusundan ışıkçısına, sesçisinden yönetmenine, herkesin aynı otobüste seyahat ediyor olması, aynı otelde kalıyor olması, galiba bütün bu sizin yaşamınız boyunca herkesin, Dorman Tiyatrosu ve Dorman'a dokunan herkesin söylediği, ya burası bir aile ortamı gerçekten, başlığının sanki bir mesajı, bir kırılımı, bir gerçeği gibi, değil mi? Çünkü tiyatro benim tiyatrom değildi, bizim tiyatromuzdu. Işıkçı yanlış yerde ışık verirse oyun anlaşılmazdı. Perdeci yanlış yerde perdeyi kapatırsa alkış alamazdık. Yani herkes işe çok önemliydi. Birbirimizi tamamlıyorduk. Yani birbirimizi tamamladığımız için benim tiyatrom değildi, bizim tiyatroydu. Zaten belgeselde de söylüyorum. Hayatta bir tek defa bile benim tiyatrom demedim. Hep bizim tiyatro dedim. Bizim tiyatroydu. Bizim tiyatro olarak devam etti. Bizim tiyatro olarak bitti. Fırat sizin için diyor ki, Fırat Danış, mülkiyetçi olmayan, yok edici olmayan, iyi eğitimli, kültüre, sanata yatırım yapan bir devrimci. Sahiden de baktığınız zaman ekonomik olarak rahat şartlarda büyümüş. Tiyatro yapmasa bu şartlarla yaşamaya, hayatının sonsuzluğuna kadar muhtemelen devam edecek birinin tiyatro yaparak tırnak içinde başına böyle bir dert alması gerçek bir devrimci. Bir dert mi? bir dert yani, bizim gördüğümüz kadarıyla bir dert. Gerçekten bir devrimcilik. Zorunuzun adı neydi Haldun Bey? Şimdi öyle geliyoruz. Ben tiyatrocu olmak istedim. Yani show business'ta yani gökyüzü gösteri sanatlarından biri olmak istedim. Başka hiçbir şey düşünmedim. Hiç. Doğduğumdan beri. Neden bilmiyorum. Buna ilk ne zaman, yani ilk kıvılcım ne zaman? Bir okulda bir müsameredir. Hayır, ben müsameredir bile oynamadım. Yani ilk okulda ne kelebek olduğum bile, aslan olduğum bile şey olmuş. Hiçbir şey olmadım. Galatasaray'a girdim. Ortayı Galatasaray'da okudum çünkü. Orada şey diye bir hocamızın yazdığı Demirbank diye bir müzikal vardı. Orada 25 kuruşluk oynadım. 25 kuruş. İlk rolüm 25 kuruşluktu. 25 kuruşluk kalmadı artık. Ben nasıl anlatırım 25 kuruşluğu. ve ondan sonra da şey, ama vardı, içimde vardı. O da büyük bir şey, büyük bir ihtiras da oynadı. 25 kuruşluk önemli rol gibi. Sonra da koleje gittim, Robert Koleje. Lise bir Robert Koleje'de bitirdim. Robert Koleje'de fırsatlarım doğdu. Bir sürü oyunda oynayabildim. Ama asıl şey tabii eğitimim. Amerika'ya gittim, Yale Üniversitesi'nde başladı. Eğitim bence ille bir tiyatrocu, iyi bir tiyatrocu olması için ille eğitimi olması lazım. Bence hayır. Ama eğitim olursa iyi olur tabii. Çok daha kolay olur. Yani bence birçok tiyatrocu var hem zamanımızda hem geçmişte. Adile Raşitler, Müjde Özkullar, Vasfi Rıza Zubullar. Bunlar eğitilmediler ama çok müthiş tiyatrocular oldular. Ve Vasfi Bey'i seyretmekten çok şey öğrendim. Örneğin. Yani eğitim çok önemli. Şimdi ben bize çok mutlu olduğum bir şey var. Bir Dorman Akademisi kurduk. Ya evet. O benim için çok önemli. Dorman Akademisi'nde şu anda 180 tane talebemiz var. 180? 180 müthiş. Tane talebemiz var. Bunlar aslında bankacı hanımlar, avukatlar filan, her türlü meslekler insanlar var ve şey gibi bir meslekte çalışıyorlar. Yani
yeni başlayan amatörler gibi çalışıyorlar ve çok keyifli, çok çok keyifli. Dolmen tiyatrosundan çok mutluyum. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Haldun Dolmen'i ağırlıyoruz. Ağırlıyoruz diyorum çünkü bugün programda birlikte programı yaptım. Bir partnerim var. Kendisi az önce teşrif etti. Gülben Ergen hanımefendi. Nasılsınız Gülben Ergen Hanım? Biz İyisiniz. Böyle öpüşüyoruz. İyiyiz. Candaş Tolga Bey. Siz gözleriniz yollarda kaldı. Neredesiniz? Şekerim buradayım, bekliyorum. Çiçek bahçesi gibi geldiniz. Ne teşekkür kadar şıksınız, ederim. Ne kadar güzelsiniz. Haldun abiye her zaman özenirim. Haldun abi varsa her şey çok mükemmel ve onun zevkine uygun olmalıdır. Haldun abi böyle beğenmiştir beni. Her zaman beğenirim ben seni, biliyorsun. Çok da severim. Şimdi sizin tiyatroyu konuşacağız tabii. Muhteşem, müthiş bir kariyer hikaye ama İşin bir de televizyon tarafı var ve o Haldun Dolmen'in televizyon kariyerinde dadı diye Türk televizyon tarihine gelmiş geçmiş en müthiş işlerden bir tanesi var. Bu dadı nasıl geldi hayatınıza? Yani o fikir, o proje sizin önünüze nasıl geldi, hatırlıyor musunuz? Nasıl bir işti? Tabii. Ben tiyatro 1972'de kapanmıştı mali sorunlardan dolayı. İlk kapanışı, sonra açıldı tekrar başka. Ama 72'den sonra tiyatrosuz kaldım ve televizyona başladım. Sürekli televizyon programı yapıyordum. Ve inanamayacak kadar çok program yaptım. Bunlar bir tanesi meşhur şey, kamera arkası. 7 sene sürdü. Kamera arkasında insanlara ünlü yönetmenleri, işte yazarları, ünlü filmleri gösteriyordu. Onları anlatıyordum. Onlar da bana soru soruyorlardı. Sorulara en engelli kadar cevap veriyordum. O programda bir sürü program yaptım. Babalar ve oğullar, işte bilmem siz bunları tanıyor musunuz? Mesela Fasıl Rıza Zobu diye çok ünlü bir oyuncumuzun gönül yazarak ayrı programı çıkarttım. Onlar tanışmıyorlar. Benim programımda tanıştırdım yani. Böyle programlar yapıyordum. Fatih Aksoy değil mi? Evet. Fatih Aksoy adıyla yapabileceğim. Beni bir takım şeylerde öğretti. Ve birdenbire tadı teklifine geldi. Ben tadıyı kabul etmedim. Ben de. Dedim ki böyle bir karakter yok artık. Sen de mi etmedin? Tabii. Buna ya, işe bak ya. Kimse istemiyor mu? Çok acayip. Bak, ama hiç tanışmıyoruz o zaman. Hiç tanışmıyoruz. Çünkü dedim böyle bir tip yok galiba artık, uşak tipi yani bu tip, kala bir uşak. İngilizler de var ya, Türkiye'de zaten yok, hiçbir yerde yok. Tabii. Fakat Fatih ağzımdan girdi, ruhumdan çıktı ve programı kabul ettirdim. Aynen. İyi ki kabul ettirmişim. Evet. Hem program çok başarılı oldu ve Gülben'le beraber bu kadar... Sen nasıl kabul etmedin, ben anlamadım. Sana nasıl geldi ve sen niye kabul etmedin? Şimdi Haldun abinin söylediği o zaman Türkiye'de böyle bir uşak yok biçimi benim için de geçerli, evin dadısı. Evin çocukların babasına aşık oluyor ve sonra evleniyor. Böyle bir şey olamaz. Yani Türk toplumuna aykırı, dadı olarak gelmek, evde çalışmak, annesiyle, anneannesiyle ilişkisi, dadının falan filan. Yok dedim yani, böyle bir şey zaten tutmaz. Bir de ben o zaman Marziye bitmiş, Kadir İnanır'la yer yerinden oynuyor falan. Dadıymış da eve giriyormuş da bilmem ne, orada çalışıyor, üç çocuk bakıyormuş. Mümkün değil, tutmaz dedim. Aynı şeyleri söyledik Fatih. Tabii inandığı, işte o biraz önce Haldun abinin anlattığı ısrarcılığı ve olacağına inanması. Hadi beni inandırdı. Ben nasıl ezber yapacağım Haldun Dolmen'in karşısında ya? Ya tiyatro ile ilgili hani hiçbir tecrübem yok ve Kenan Işık. Hani ikisinin de kariyerleri tiyatro adına, yönetmenlik adına tiratlar ezberlemiş, çığ açmış iki usta. Ben ezber yapacağım karşılarında. Rezalet yani, imkan yok dedim. Ezber de yapmamışım, sesli çekim de yapmamışım. Biz de ilk bölüme Haldun abi sizi öyle mi kandırdılar? Bir deneme çekimi yapalım dedi Fatih. Ya bir bölümü deneme çekimi yapalım. Gel sete, tanış, gel. Olmadı, içine sinmedi, yapmayız. Ben ilk bölüme böyle geldim. Ve biz tanıştık. Merhaba. Hatırlıyor musun o an nasıl bir an? Tabii canım. Ben bitse de gitsem rezil olduk. Koskoca Haldun Dolmen. Merhaba Haldun abi. Bütün bir tevazeliyle hoş geldiniz. Elimizde kağıtlar, böyle okuma provası yapıyoruz. Buradan Haldun Dolmen'e bakıyorum, buradan Kenan Işık'a bakıyorum. Bütün ekip falan. Böyle ilk bölümü çektik. Kıyamet. Bir kere zaten sette adet, siz de onaylayın. Sette eğleniyorsanız ve gülüyorsanız. Evet, sette biz çok eğleniyorduk. Yani o kadar eğleniyorduk ki. O kadar gülüyorduk ki. Yani ben bir ara... Böyle bir iş yapıyoruz, üstüne de para alıyoruz falan diyordum yani. Keyifle geliyorduk yani, çekimi keyifle geliyorduk. Çok keyifle geliyorduk, çok keyifle geliyorduk. Bir tek uzun sahnelerin tekrarı şekerim biraz şey oluyordu, zor oluyordu.
Saraycığım da çok güzel uyumuştu bize. Nasıl? Saray Sener de uyumuştu bize. Bütün ekip, yani Seray'da çocuklar o zaman küçük. İki kelime söyleyecekler. Küçükler tabii ki, ezber okulları var. Onların okuldan çıkış saatlerine göre set programlanıyor. Benim albümlerim var. Haldun abinin tabii ki her zamanki gibi. 16.45'te bir randevusu var. Yarın 12.20'de bir yemeği var. Ertesi gün 18.45'te katılması gereken bir de... Belgeselde sen bunu anlatıyorsun. Ben gerçekten hayretler içerisindeyim. Yani bir hafta sonra mesela 16.20'ye randevu verdiğinizi söylüyor. Yalan. Neden 16.20 mesela? Hala var. Haldun abi, defterinizi isterim asistanınızdan. Yok, asistanı da söyleyecek. Yengi sana da söyleyecek. Yani gelecek haftaların işte 12.45 falan var. Randevuları var. Ya hadi yarın yemek yiyelim Haldun abi falan böyle. Şekerim, nasıl yarın? Yani yarın yemek yiyelim, setten sonra yemek yiyelim. 18.45, 16.20, 15 arası diye bir program. Öylesiniz Haldun abi, niye bakıyorsunuz? Ne güzel. Hayat çok dolu dolu geçiyor. Haldun Bey, Gülben'in bütün bu dadı devam ederken, şimdi biraz önce bahsetti ya, bu ezberiyle ilgili, ezber süreciyle ilgili, oyunculuğuyla ilgili. Ben siz ne düşünüyorsunuz, neler anımsıyorsunuz çok merak ediyorum. Ben Gülben'e hep söylüyorum ki mükemmel bir oyuncuydu. İşe çok saygı ve biraz evvel bahsettiğim, evet, hani işi sever, işi eliyle tutan, iki eliyle tutan bir oyuncuydu. Vaktinde gelir, hiçbir zaman geç kalmaz. Hep ezber gelir. Bir iki gün ezberleyememişiz zaten. Uzun uzun çok sırtıma yazmış şeyler. Nasıl? Sırtınıza mı? Ama samimiyeti... Ciddi mi söylüyorsun? Bir dakika lütfen. Samimiyeti arttırdığımız zamanlarda. Tabii ki ilk bölümlerde değildi değil mi Halil abi? Ama 15, ezber falan 20 değildi, bölüm artık Korkal'a giriyoruz. Ya yaptım bunu, evet tamam, hiç utanılacak bir şey değil. Bak. Şu elindeki kağıdı verir misin? Bak. Bir dakika. Gerçekten sırtınıza şey sticker mi? Öyle diyor. Bak şimdi. Bu gözüküyor mu? Mesela şu kadar laf benim. Haldun abi cevap veriyor. Aa Melek. Bir o kadar daha lafım var. Oo. Kenan geliyor. Melek, bıktım senin bu bir, işte bir konuşmalarından diyor. Bu kadar da bittim yani. Öyle bir günde yapamıyorum ezber. Yani sürmenaj geçirecektim ben. Benim adam çok uzundu değil mi laflarım? Evet. Şimdi şöyle yapıyordum. Okuldayken de ben sticker yapıştırma adetim var benim. Çünkü bir kelimeyi hatırlayınca devamı aklıma geliyor. Mesela Candaş, kalk markete gidelim. Market yazıyorum. Onun o geliyor bana. Haldun abi dedim ki, koltuğun kenarına sıkıştırıyordum zaten. Mesela koltuk var. Koltuğun kenarında bir tane sticker, market. İşte çocuklar hadi yemeğe, yemek. Onu yazıyorum. Yetmedi. Üç tane sticker yapacağım. Haldun abi de yürüyor. Haldun abi, sırtınıza bir sticker yapıştırabilirim. O ne demek şekerim dedi. Dedim ki bir tane kelime hatırlayacağım. Hani kopya anlamında ben böyle kağıtları sıkıştırıyorum, buraya sıkıştırıyorum. Yapmıştım bunu yani. Ne yapalım? Olsun. Çekim sorunsuz hali olmuş. Kimse belli etmeden yaptık. Bunlar işte. Oyunculukta var mıdır? Oyunculuğa dahil midir bunlar? Yani hatırlayamadığınızda sticker yapıştırmak. Yok. Tarihde. Haldun abi, belgeselde sufleyi yasaklamıştım dediniz ya. Nasıl sufle? Suflesiz oynadık. Evet, suflesiz oynadık ama yani hani yardımcı bir şeydir ya. Sufleyi neden yasakladınız? Çünkü bence tiyatroda yok. Tiyatroyu mahveden bir şey. Yani burada siz oynuyorsunuz, orada bir de önden de yapıyorsunuz. Çünkü aktörün bir kulağı var oluyor, öyle şey olmaz. Yani sufleyi yok ettiğimiz zaman herkes baygınlıklar geçirdi. En son yıllarda bile, operalarda bile mesela, en son Mersin operasında şey sahneye koydum. Hisseli harikalara koydum, bunlar 10 yıl kadar önce. Sufle yok dedim. Nasıl oynayacağız falan, kıyamet koydu. Bayılanlar, ayılanlar istifa etmeye çalışanlar falan. Mükemmel oynadılar. Bu arada belgeseldeki şey çok güzel. Metin Bey ile Nevra Hanım'ın evlenme hikayesi. Para yok, pul yok. Düğün yapacaklar. Tiyatroda. Düğün yapacak yer yok. Size mi geldiler, siz kendiniz mi bu durumu görüp şeyi teklif ettiniz? Tiyatro sahnesinde yapın diye. Onu hatırlamıyorum ama galiba ben tiyatroda yapın dedim. Galiba. Tiyatro sahnesinde başka böyle bir düğün var mıdır? Oyuncuların yokluktan tiyatro sahnesinde evlendikleri. Ama o çok güzel bir düğün oldu. Olağanüstü olmuş ki, yani. Tabii ki. Yani... Tüm zamanların en büyük, en şahane düğünlerinden biri olmuş. Yükseler Kerem de oradaydı. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Yükseler Kerem de, rahmetli Kerem de. O da çok güzel bir espri yaptı ben o zaman. Ben şahittim. Fakat o da... Birisi bana telefon etti bir gece ben. Sen şahit misin? Evet, şahidim. Herhalde bir şeyler yapacaksın. Yani yapacağım, şahidim dedim. Sonra düşünmeler dedim, bir şey yapalım bekliyorlar. Yapayım bir şey dedim. Peren Kutba. Peren Kutba'la anlaştım. Peren Kutba... Nikah oluyor.
Evet diyor şahit. Ben de evet diyorum. O zaman kıyamet kopuyor arkada. Beren Kutman arkasında böyle bir şeye geliyor. Hayır evlenemezsin bu çocuklarla. Ve bütün seyirci şey oldu. O kendi tiyatrosu dedi. Bizim tiyatrosu değil. Kendi tiyatrosu da. Dehşet sakalı. Beren Kutman geldi. Al başına at çocuğu. Al, başına at diyordu. Attı çocuğu içine. Bütün beyaz güller çıktı. Oo. Ay ne güzel. Ne ama güzel. Aklı gitmiştir herhalde damat adayının ya orada bir gitmiştir. Çok güzel bir şey. Çok güzel. Halil abi hatırlıyor musunuz? Dadı'da ya bir imza gününe ya da bir açılışa bir yere gitmiştik. Fatih bizi götürmüştü çekim sırasında. Çok kalabalıktı. O bornozların çıktığı zaman mıydı neydi bir şeydi. Birisi bağırdı. Aa Pertev dedi. Halil ne haber? Şekerim. 40 yıllık Haldun Dormen'in fendi, şey Pertev'in fendi Haldun Dormen'i yendi. Ya bir de o laf bizde o kadar kalmıştı ki haftalarca yani çok çok acayip. Ya bu da ama çok acayip gerçekten. Tabii. Ya 40 yıl tiyatronun o televizyonun gündemi. Bütün her şeyini çek tiyatroya büyük bir Haldun Dormen imzası at. Televizyonda Pertev diye tarzı Pertev diye hatırlıyorum. Pertev diye hala imza isteyenler var. Yani bugün bile. Bak bunların en komik. Geçen gün yine bir yerde oynuyoruz. Çıktı. İşte sahneye bir imza alıyorlar, resim çektiriyorlar falan. Orada bir grupta konuşuyor. Beni gösteriyor. Gelip bir şey isteyecek dedi herhalde. Adam korka korka yanıma geldi. Yıldız Kenter dedi. Eyvah bilmiyorum. Ya o kadın dedim. O kafasındaki algı öyle. Şüpheyle karıştırdı herhalde. Neyle karıştırdı bilmiyorum ama iyice karıştırdı. Evet. Ama bayağı karışıkmış zaten kafa yani o kafayla oraya gelmedi. Cahide Songun hikayesinde ben çok etkileyici buldum. Ve ben belgeselde öğrendim onu. Yani neyi? Ona verdiğiniz emeği, sufle kuralınızı bir tek orada herhalde bozmuşsunuz değil mi? O bir tek o oyundan dediğimiz gibi Metin Serez'e rica etti. Metin Serez de arkadan sufle verdi. Ama o sizin Cahide Hanım'a verdiğiniz tabii. Bir emek ve bir kurtuluş mücadelesi aslında. Bilmediğimiz çok şey vardır onun altında. Muhtemelen, tabii. Çok çok etkileyiciydi. Haldun abinin pes etmesi de çok zor. Yani biz yapamıyoruz deyip pes ettiğinizi duyduğumda belgeselde ben... Çok etkilendim. Benim de bak çok enteresan. Bütün belgesel boyunca sizin tek pes ettiğiniz yer galiba Cahide evet. Hanım'ın hikayesi. Evet. Ama pes etmedi. Bir yer galiba oynamak istemediğini hissettim. Ben de tiyatronun şeyi için, işlerin yola gitmesi için mektup yazdım. Yani dedi ki memnun değilsiniz çünkü herkesi kışkırtıyordu. Öyle mi? Evet kışkırtıyordu ya herkesi. Nasıl çalışıyorsunuz da bu paralar çalışılır mı? Bu kadar yorulunur mu falan. Erol Keski falan gelip bana şey yaptılar. Ya dedi. Perişan ediyor bize her dakika bir şey söylüyor. Bize yani canımızı sıkar şeyler söylüyorlar. Oyunumuzu rahata uğrayabiliyoruz dediler. Ben de mektup yazmıştım. Yani çok saygı duydum. Şey, Zahide, Solkal hanımefendi. Bir ay daha oynayayım. Bir ay sonra siz gibi serbest kalın. Ama size iki aylık şeyiniz ödenecektir. Yani böyle böyle bir mektup yazdım. Ve gitti. Ve gitti. Ertesi günü o aynı oyunu oynadı bir yerlerde. Oynayamadılar. Mesela çıktı ya oynayamadılar. İşte. Ben de dolayı değil yani. Bu ben özellikle Hisseli Harikalar Kumpanyası dönemini sizin Egemen Bey'le Egemen Bostancı ile tanışma döneminizi çok dikkatle ve çok severek büyük bir hayranlıkla ben seyrettim. De. Beni çok etkiledi orası. O bölüm için Haldun Dormen'in yeniden tiyatroya dönüşü deniyor. Evet öyle aslında öyle. Çünkü dedi biraz bir Türkiye sonra. Açısından da çok zor bir dönem değil mi bu? Bu arada yani. O sırada 12 yıl kadar televizyon yaptım. İşte biraz daha bahsettiğimiz şeyler yaptım. Kaçtı tadı yok tadı sonra. Tadı sonra. Birçok işte programları yaptım. Bakın Edemen benim hayatımda çok önemli bir adam. Çok sevdiğim, saygı duyduğum, minnetle aldığım bir adam. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Gerçekten benim ikinci kariyerimi başlattı. Çünkü Dorman Tiyatroları kapandıktan sonraki de bir dönemde o sizin kapınızı çalıyor değil mi? O bir yeni başlangıç tabii gibi oluyor size. Tabii 72'de Dorman Tiyatroları kapanıyor. Ve ben işte o sıralar hep televizyon yapıyorum. Uzun bir süre televizyon yapıyorum. Şeye giden yol, 80 darbesine giden yol, 12 Eylül'e giden yol değil mi bu? 80'de zaten şeydi. 80'de Hisseli Harikalar Kumpanyası. Ya Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın şarkısı... Herhalde yani Türkiye'de unutulmayan 5 tane şarkı diye böyle hani bütün tiyatro müziği. Lüküs Hayat gibi, Lüküs Hayat gibi. Lüküs Hayat da bunlardan bir tanesidir. Erol Evgin'in hitlerinin tabii. Oradan çıkmış olması
Hani ezberlediğimiz yani canım Çiğdem Tolu ne şarkılar yapmış. Çiğdem Tolu önemli. Çok önemli. Sizin bir Cemal Reşitre'ye gidişiniz var bir de. Belgeselde anlatılan. Evet. Onu da mesela onu da ikna etmek böyle bir şey yaptırmak ne kadar zor. Ama o ikna çok şeker bir adamdı. Hemen ikna oldu yani. Gitti çok şeker karşıladı. Biz Erol Gülen'den gittik bildiğiniz gibi. Ve hemen bizi karşıladı. Biz de Erol Bey şey verdi. Sözleri verdi. Sokağımız Allah'a Bey bir bilmezsiniz bu köşe şarkısının sözleri verdi. Ve biz korka korka eve gittik. Konuştuktan sonra. Her sabah 8'de telefon etti bana. Haldun'cum gel. Bak sana bir sürprizim ben bir şarkıyı yazdım dedi. O gece, o gece yazmış şarkıyı. Sokağımız Allah'a Bey bilmezsiniz bu köşe yazmış. Yani benim için çok çok önemli bir şeydi o. Sizin hikayenizde benim gördüğüm bir de çok beni çok cezbeden şey şu. Türkiye'nin çok sıkıntılı olduğu dönemlerde işte darbeler zamanı, sıkıntılar, buhranlar, krizler bir sürü şeyin olduğu dönemlerde Türkiye sizinle birlikte sanata sarılıyor. Tiyatroya sarılıyor, müzikallere sarılıyor. Ya bir yandan tutunuyoruz biz. Yani bir şey olmuşsunuz. Böyle gerçekten umut, oksijen olmuşsunuz umut bizim için. Ve bu da çok acayip bir şey. Yani o açtığınız pencere sayesinde nefes almış milyonlarca insan. Ya sokağa çıkma yasağı var. Şimdi onu konuşuyoruz. İşte kimse dışarı çıkamıyor. Sezen Aksu şarkıları gibi. Tabii aynen öyle. Yani Sezen Aksu'nun şarkılarıyla biz bir ülke olarak yaşadık, kaybettik, ağladık, depresyona girdik, depresyondan çıktık, dans ettik, öldük, bittik, yeniden hayata başladık. Yani Haldun abinin misyonunu da ben o gün belgeseli izlerken Sezen Aksu'nun arkasında vokal Levent Yüksel, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi yani Haldun abinin tiyatroya kazandırdığı starlar ve isimler, Sezen Aksu'nun kazandırdığı, bir yandan Yılmaz Erdoğan'ın da tabii aslında öğrencileriyle yaptığı, bence gerçek ustalık yani çırakların gözündeki ışığı görüp sahneyi onlara verecek kadar usta ve mütevazi olmak. Yani yok olmak aslında, yani önünü açarken hiçbir endişesi yok ki kendiyle ya da kariyeriyle ilgili. Tabii. İşte hocalık ve ustalık bu. Sezen'de de, Yılmaz'da da, Haldun abi'de de tiyatro adına. Haldun abi 20 yaşındayken nasıl o mektubu yazarsınız babanıza Haldun abi? Ben de şaşırıyorum diyor. O mektup yani böyle bir manifesto gibi ama müthiş bir zerafetle yazılmış. Ya ben o kadar güzel bir dille yazılmış. Oğluma o mektubu göstereceğim yani. Oğlum mümkünse 20 yaşında buna benzer bir şey yazmaya çalış diye. Ya senin çocuklardan da 20'lere doğru ben bir mektup bekliyorum ya. Gerçekten. Onlardan da güzel bir mektup çıkar yani. Hadi yani çıksın inşallah. Ana sanatçı, baba sanatçı. Yani i̇nşallah. Onlar da boş çocuklar değil belli. O erdem, o yaşam amaçlarını ve ne yapacağını belirleyip tabii o kadar zarif bir dille. Yani ülkemize bir hediye Haldun Dorman gerçekten.